Sadık Güngör, Adana Helvacı köyündenim. Çiftçi çocuğuyum. Çiftçilik yapamıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok. Adana'da iş bulsam Adana'da çalışacağım. Köye gelmeyeceğim. Çiftçilikle uğraşmayacağım. Hiçbir mazot pahalı, gübre pahalı, her şey pahalandı. Ekmek olmuş 4 TL. Hiçbir şeye el uzatamıyoruz. Maliyetler arttığı için mi çiftçilik yapamıyorsunuz? Için, evet, maliyetler yükseldi, arttı. Hiçbir şey alamıyoruz, eskisi gibi değil. Ektiğinizden kazanamıyor musunuz? Yok, kazanamıyoruz ektiğimizden. Böyle olunca köyden vazgeçip Adana'ya yerleşmek istiyorum, iş bulursam. Köyde dur. Ben Hakan Çetin, Helvacı köyündenim. Babam çiftçilik yapıyor. Çiftçilikten kazanamadığımız için çiftçiliği bırakmak istiyoruz. Adana'ya yerleşmek istiyoruz. Ara ara burada çalışıyorum ama gene kurtarmıyor. Adana'da iş bulsam Adana'ya yerleşeceğim. Neden çiftçilikten kazanamıyorsunuz? Maliyetler yüksek olduğu için gideri karşılamıyor. Ben Barış Ok, Helvacı köyünde bir çiftçinin oğluyum. Ailem çiftçiden geçinemediği için ben de tamircide çalışmak zorundayım. Ailem çiftçilikte kazansaydı ben de köyde bir çiftçi olmak isterdim. Ben Bayram Tekin Hatun, Abdiyolu köyünde yaşıyorum. Ailemiz çiftçilikle uğraşıyor. Maliyetler yüksek olduğundan dolayı çiftçilikten para alamıyoruz. Bu yüzden Adana'da tamirhanede çalışmak zorunda kalıyorum. Keşke maliyetler düşük olsa da ben köyümde kalsam ve çiftçilikten para alansam. Köylerimiz yıkım haline dönüşmüş, boşalmış durumda. Genç çiftçilerimiz de hızla köylerini terk ediyor. Son 8 yılda her 100 çiftçiden 22'si tarımı bırakmış, köyünü terk etmiş durumda. Bunların da büyük kısmı 35 yaş altı gençlerden oluşmaktadır. AKP'nin uygulamış olduğu tarım politikaları gençlere ve çiftçilere başka çözüm yolu bırakmadılar. Şehirlere göçen gençler orada genç çiftçi olarak ucuz iş gücüne dönüşmektedirler. 2007 yılında %60 civarında genç nüfusa sahipken köy nüfusu 35 yaş altında, bugün gelinen noktada bu oran %45'in altına düşmüş durumdadır. Çiftçilik eskiden önceden ayrıcalıklı bir meslekti. Çiftçinin kızını almak, oğluna kız vermek için herkes ayrıcalıklı davranırdı. Bugün gelinen noktada ise çiftçi çiftçinin oğluna kız vermez duruma geldi. Bunlar neden oldu? Bugün AKP'nin iş bilmez politikaları ve yıkım, tarımdaki yıkım politikaları nedeniyle oldu. Peki çözüm ne? Çözüm aslında çok basit. AKP iktidarı köylüyü desteklerse, çiftçiyi desteklerse, gençleri köyde bırakacak bir şekilde teşvikle, destek ve sosyal donatılarla donatılırsa gençlerimiz köyde kalacak, tarımımız da devam edecek. Aksi takdirde gençler köyleri terk ederken çiftçimizin çiftçilik yaş ortalaması ise 65'in üzerinde, böyle giderse çiftçilik yapacak kimse kalmayacak, tehlike çanları kapıda. Kontrol etsene bir tane.